açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda 4 yeni rüzgar enerji santralinin temeli atılacak bugün ve bir santralinde kapasite artırım süreci başlatılacak. Gerçekten bugün ardı ardına çok büyük yenilikleri, sektör için, ülkemiz için çok önemli adımları burada hep beraber izleyeceğiz ve buna şahit olacağız. Ve bugün temeli atılacak olan 4 RES, yani rüzgar enerji santralinin kurulumu ve kapasite artışı tamamlandığında ve buradaki Tekirdağ Balabağlı'daki RES ile birlikte Türkiye rüzgar enerjisinde 257 megawattlık bir kurulu güç kazanmış olacak değerli konuklar. Evet, şimdi birazdan açılışı gerçekleşecek olan Balaban RES'i anlatması için, bu süreci anlatması için, bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde ve ondan öncesinde neler oldu, onları bize anlatması için izninizle NBB Enerji Operasyonlar Direktörü Sayın Tuna Güven'i alkışlarınızla köşeler diliyorum. Sayın Valim, Sayın Muratlı Kaymakamım, kamu kurumlarının, siyasetin, sivil toplum örgütlerimizin, özel sektörün değerli başkanları, değerli yöneticileri, kıymetli basın mensuplarımız, mesai arkadaşlarım ve muhterem hemşerilerim, hepinizi şahsım Borusan MBV Enerji adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Muratlı'lı bir hemşeriniz olarak aranızda olmaktan duyduğum özel gururu ifade etmek istiyorum. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada pırıl pırıl bir Trakya gününde Balabanlı Rüzgar Enerjisi santralimizin açılışını yapmak üzere toplandık. Yine bugün İzmir, Çanakkale, Bursa ve Mersin'deki 4 yeni rüzgar projemizin ve tesisi yapılan Bandırma'daki santralimizin temelleri atılacak. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Geceli gündüzlü özverili şekilde çalışarak yatırımımızı tamamlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yöremize ve ülkemize böyle güzel bir tesisi hiçbir iş kazası yapmadan kazandırdıkları için kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Balabanlı santralimiz hakkında bazı önemli hususlara temas etmek istiyorum. Kurulu gücü 50 megawattlık bu santralimizden 153 milyon kilowatt saat elektrik üreteceğiz. Bu üretim 50 bin hanenin, diğer bir tabirle Muratlı'mızın elektrik ihtiyacının 6 katından fazlasını üretebilecek bir değer. Yine santralimizde etrafta gördüğünüz gibi 22 adet Siemens marka rüzgar türbinimiz var. Bu türbinlerin yerden yüksekliği kanatla birlikte 150 metreye yaklaşıyor. Yani 50 katlı bir gökdelenle eşdeğer yükseklikte. Değerli misafirler, Balabanlı santralimiz ve Borusan MBV olarak bugün temelini attığımız santraller rüzgar enerjisinden elektrik üretiyor. Biliyorsunuz rüzgar enerjisi en temiz doğal kaynaklarımızdan. Dolayısıyla bu santraller hem çevreye faydalı oluyor, çevreyi kirletmiyor, hem de ülkemizin enerji konusundaki dışa bağımlılığını azaltıyor. Evet, bu güzel günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Balabanlı santralimiz Trakya'mıza uğurlu olsun, bereketli olsun diyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, Tuna Bey hemşeriniz, ben sunucu hemşeri, nasıl olacak bu Muratlı bilmiyorum valla. Ama genel olarak baktığımızda Trakya'nın
havasında, suyunda, toprağında. Şimdi rüzgarında da enerji var. Ama şöyle Trakyalıların bir enerjisini bir göreyim, şöyle bir alkışlasınlar bakayım. Hemşeriler. Daha bir şey olduğunu kendimize verdik gerçekten. Evet. Durum öyle olunca tabii şimdi İstanbul'la bağlantılarımız olacak. Tuna Bey tabii ki şöyle kısa bir özet yaptı. Buranın teknik olarak, daha doğrusu rakamsal olarak bölgeye ve Türkiye'ye getirecek. Ondan birazcık bahsetti. Ama şimdi biraz böyle gruba bir bakalım. Yani Doğusan grubuna bir bakalım. Doğusan Enerji'ye, MBV'ye bir bakalım. Neler olur? Kısa bir filmimiz var. O filmi izleyelim. Filmden sonra İstanbul'a bağlanacağız. İstanbul'da tabii ki çok değerli bakanlarımız orada. Bu açılışı yapmak için onlar da heyecanla bekliyorlar, büyük bir grupla. Oradaki törene bağlanacağız. Ama önce Doğusan MBV ile ilgili filmimizi hep beraber izleyelim. Enerji, doğanın yaşamı şekillendiren gücü. Ateşin gücüne hükmetmekle, su kaynaklarını üretime katmakla, rüzgarın gücünü yönlendirmekle başlayan bu süreç, doğanın güçlerinin insanlığın enerjisine dönüştürülmesiyle büyük bir hız kazandı. Enerjiye verdiğimiz önem, bizi dün olduğu gibi bugün de daha aydınlık bir geleceğe taşıyor. Doğusan EMBV Enerji, enerjinin Türkiye için taşıdığı önemin bilinciyle 2007 yılında kuruldu. 2009 yılında dünyadaki EMBV AG ile ortaklık kurarak sektörün sistemli ve uzun vadeli oyuncularından biri olma hedefine yöneldi. Doğusan EMBV Enerji, Türkiye'nin lider rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olmayı hedefliyor. Şirket bu hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla yatırımlarına 60 megawatt kurulu güce sahip Bandırma RES projesi ve 50 megawatt kurulu güce sahip Yedigöl Aksu HES projesiyle başladı. Balıkesir'de 2010 yılında tamamıyla devreye alınan Bandırma RES, 3'er megawattlık 20 rüzgar türbiniyle toplamda 60 megawatt enerji üretiyor. Erzurum'da kurulan Yedigöl Aksu HES'i 2 faz halinde 2011 ve 2012 yıllarında işletmeye girerek elektrik üretimine geçti. Tekirdağ'da yer alan Balaban Müresi 2014 yılında tam kapasite üretime geçti. Yatırımlarına hızla devam eden Doğusan EMBV Enerji 2020 yılına kadar 3,5 milyar dolar yatırım yaparak 2000 megawattlık bir portföyün üretimde olmasını hedefliyor. Çevreye verilen önem ve sorumluluk bilinciyle portföyün tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Doğusan EMBV Enerji daha güçlü bir Türkiye ve enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması için yatırımlarını sürdürüyor.